tüm dünya içerisinde ülkemizde de ciddi bir kurak kış mevsimi geçiriyor dedik e, maalesef şehrimizde bu kuraklıktan nasibini aldı. Uzun zamandır yağış olmuyordu. Biz Erciyes'i Aralık ayının e, başlarında çok şükür sahip olduğumuz güçlü suni kar yapma tesislerimizle pistlerimizi açtık. Erciyes'te misafirlerimizi kayak yapar hale getirdik. E, ama tabii ki e, Cenab-ı Allah'ın yağdırdığı kar çok farklı hem maliyetsiz hem daha e, her tarafı bembeyaz yapması açısından önemli e, kar yağışını bekliyorduk ve çok şükür de e, dünden itibaren yoğun bir kar yağışı gerçekleşti. E, bu kar yağışı neticesinde hem e, açmış olduğumuz 5-6 tane pistimizi daha da kalınlaştırdık, daha mukavim hale getirdik. Hem açamadığımız bazı pistlerimizi açtık. ...peyder peyde inşallah yeni yeni pistlerimizi devreye sokmak için gayret ediyoruz. Dolayısıyla çok faydalı oldu hem şehrimiz hem de bütün ülkemiz açısından bu kar yağışı. Özellikle Türkiye'de sadece iki kayak merkezinde kayak yapılırken... ...ocak ortalarına gelmiş vaziyette. Bu kar yağışıyla doğuda batıda birçok kayak merkezimizde faaliyetlerine başlama imkanı buldular. Ülkemizin kış turizmi açısından gayet güzel verimli bir kar yağışı oldu çok şükür inşallah zaten peyder peyde bundan sonra yağış gösteriyor meteorolojiden aldığımız bilgilere göre ve dağlarımız tüm Türkiye'de çok daha güzelleşecek daha güzel bembeyaz bir yapıya sahip olacak Erciyes de bundan nasibini alacak ve ekstrem pistlerinde inşallah çok kısa bir süre içerisinde kayak severlerinin hizmetine sunacak diyelim pandemiyle mücadele kapsamında devletimiz hafta sonu sokağa çıkma yasakları kapsamında maalesef kayak merkezlerinin kapatılmasını öngörmüştü. Biz de 3 hafta sonu Erciyes'i kapatmak durumunda kaldık diğer kayak merkezleri gibi. Bu tabii ki hem iç turizme hem de dış turizme çok ciddi negatif etkiler yaptı. Birazca rakamların düşmesi, günlük vaka sayısındaki azalış gibi sebeplerle çok şükür bir gevşeme oldu. Ve yine e, en son Bakanlar Kurulu'nda alınan karar çerçevesinde e, kayak merkezlerinin e, yerli ve yabancı otellerde kalan misafirlerimize hizmet verebileceği kararı alındı. Erciyes'te çok şükür bu hafta sonundan itibaren e, hem yoğun olarak e, şehrimize çartırlarla gelen yabancı misafirlerimize hem de şehir dışından gelen otellerde konaklayan yerli misafirlerimize hizmet verebilecek. Tabi bu yasak kapsamında zaten e, yerli halkımızın evinden çıkması söz konusu değil. E, yasaklar devam ediyor ama otellerde kalan yerli turiste kayak merkezimiz hizmet verebilecek RGS'imiz de bu hafta sonundan itibaren açık olacak. Bu da e, hem bizleri hem de tüm kayak severleri çok heyecanlandıran ve mutlu eden bir gelişme oldu.